şuraya bakar mısın ya? Suyun yanından gidiyorsun. Çok hoş. Üşüyorum bu arada. Jaraguelacheto denilen bir yer var. Zazaca'da iki suyun birleştiği yer, evet, anlamına geliyor. Kardeşlik birbirine küs olan insanlar gidip orada barışırlar. Oh! Türkan Şoray Romeo'sunu buldu. Kaç rakıma çıktık la biz? Bayağı çıktık ha, hissediyorum çünkü çıktığımızı. Ocağa geldik. Girdik ocağa. Herkese selamlar. Tek Kadın Tek Motor 81 İl Türkiye Seyahatimin Tunceli şehrindeyim. Ben Saliha. Türkiye'nin 81 ilini tek başıma motosikletimle gezmek için çıktım. Bu yolda yolculuğumun 16. şehri olan Tunceli'deyim. Yaklaşık 7 gündür buradayım çünkü neden çok ağır bir şekilde hasta oldum. Buraya geldiğim ilk 2 gün aşırı derecede yağmurluydu. Ondan dolayı yola çıkamadım. Sonrasında da aşırı derecede ağır şekilde hasta oldum. Ve 5 gün boyunca yataktan kalkamadım resmen. Dün akşam bayağı bir hastaneye gittim. İğne verdiler, serum vermediler. Sonra sağ olsun burada tanıştığımız arkadaşlar var. Şinasi ve Şilan burada beni de takip ediyorlarmış. Çok güzel bir arkadaşlık yakaladık onlarla da. Yardımcı da oldular. Şinasi de burada doktor kendisi. Akşamın, gecenin ikisinde bana bir Atol serumu ayarladı. Şu anda yola çıkabiliyorsam onun sayesinde oldu yani. Çok şükür. Kırıklık var fakat yola bir şekilde çıkmam lazım. Devam etmem lazım. Arkamda görmüş olduğunuz yer Münzır Irmağı. Şu anda buradan ben Tunceli'nin merkezinden yola çıkarak ilk başta Ovacık'a, sonrasında Ovacık'ta Hozat üzerinden Perte'ye doğru gideceğim. Plümre de gitmek istiyordum fakat 7 gündür buradayım, hiçbir yere çıkamadım. Hani görebileceğim yer olarak ben Ovacık'ı seçiyorum. Bu arada ben karayollarının misafirhanesinde kaldım. Uzun zamandır verdiğim en uygun fiyatlardan bir tanesi 200 lira verdiğim geceliğine. O anlamda uzun sürede kaldığım için çok çok iyi oldu. Aklınızda bulunsun, böyle bir durum var. Güzel bir manzaranın eşliğinde daha yeni yeni Muzur Irmağı'nın rengi yeşili mavi arasına giriyor. Ondan önceki günlerde tamamen çamurdan dolayı kahverengi bir renkteydi. Şu anda Ovacık'a gitmek üzere yola çıkıyorum. Hadi bakalım. Çantalar su geçirip geçiriyor mu? Üst çanta zaten deli gibi su geçirmiş durumdaydı. Dur geleceğim ben sana. Şu an çok ciddiyim. Yan çantadan çıkardığım... dur yavrucuğum. Şuradaki ıslaklığı görüyor musunuz? Dur. Şuradaki ıslaklığı görebiliyor musun? İçindeki şeyler açtıkça daha böyle içine vermiş yani. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Şey beklemiyordum. Gerçekten ben hazırlanıp sadece timelapse yapmayı düşünüyordum. Tişörte bakar mısın? Islak. Bu çantalar normalde yağmur geçirmez diye geçiyor. Fakat Bingöl'deyken birazcık yağmur yağdı. Sonrasında içeriye aldığımda dahi içi tamamen suydu. Ben bununla alakalı Instagram'da bir story paylaştım. Ve marka tarafından markayı karalıyor olarak ilan edildim. Öyle bir mesaj aldım. Ama sonuçta bunu kullanıyorum ve insanlar bana soruyor. Ben neyse uzatmıyorum. Çantalardan aşırı derecede memnuniyetsizim yani. Haydi bakalım, bismillah. Yola çıkıyoruz. Allah, unuttuğum bir şey yoktur. Kolay gelsin, iyi günler. Bir önceki videoyu kapatırken bahsetmiştim. Tunceli'nin iki tane merkezi var gibi. Bir tanesi eski merkez, şu taraftan gidiyor. Ben tam ikisinin ortasındayım, Muzur Irmağı'nın geçtiği. Bu tarafta yeni inşa edilmiş olan merkez. Ben şimdi eski tarafa doğru, eski yerleşim merkezine doğru bir gideceğim. Orada Fırat Kalkınma Ajansı'nın yeri var. Oraya bir uğrayacağım. Bingöl'den gelirken de bahsettiğim bir mevzu vardı. Bu Fırat Kalkınma Ajansı 4 şehir olan Tunceli, Bingöl,
Elazığ ve Malatya için çok güzel turizm anlamında geliştirmeye çalışıyorlar, tanıtımını yapıyorlar ve çok güzel icraatları var. Buraya özgü olan şeylerin anlatımını yaptıkları kitapçık tarzında bir şeyler de var. Ondan Bingöl için olanından bulmuştum. Şimdi de Tunceli için olanından varsa diye oraya bir uğrayacağım. Size birazcık hikayeleri daha net bir şekilde anlatabilmek için ondan edinmek istiyorum. Buraya ben ilk geldiğimde akşam karanlık vakitte gelmiştim. Sonra işte yemek için falan geldim. Burada bir kütüphane ve konferans salonu var. Şurası Fırat Kalkınma Ajansı. Ben şöyle küçük de bir size merkezde göstereyim diye şuradan ileriden de döneceğim, geleceğim motoru bırakmak için. Bu arada Tunceli'deki oteller aşırı derecede pahalı. Geldim, burada bir tane otel var. 2500 lira falan diyorlar. İşte 1500'e falan iniyorlardı. Fakat aşırı yüksek. Dedim ki öğretmene, ilk zaten öğretmen evine bakıyorum ben. Öğretmen evine sordum. Kahvaltı dahil olmadan 750 lira. Çok fazla. Bu arada şu lale kebap var ya, abiler oradamış. Sallayacağım diye birine var ya, gömeceğim diye. Neyse, onlar lale kebapta işte ilk geldim akşam bir yemek yedim. Ben neresi olur falan filan diye bakıyorken bu karayollarını oradaki abi ayarladı bana, sağ olsun. Uyguna geldi yani benim için baya baya. Lezzetliydi de tam böyle şeyin ev yemeği lokantası. Geldiğinizde orada yiyebilirsiniz. Şimdi demiştim ben bu Fırat Kalkınma Ajansı'na bir küçük uğrayacağım diye, orada buranın Tunceli sorumlusu olan Murat Bey'le tanıştık, güzel bir muhabbet ettik. Normalde biliyorsunuz ki müze çok fazla gezmiyorum ben, tamamen doğa içerikli olacağı için, ama buranın müzesini özellikle gezmem gerektiğini de söylediler. Çünkü buranın, Tunceli'nin tarihi çok çok eskiye dayanan ve çok farklı bir müze olarak inşa edilmiş durumdaymış. Dolayısıyla şöyle hızlıca bir küçük müze turu yapıp ondan sonra yola devam edeceğiz. Özgür Bey var aynı zamanda. Buranın görevlisi. Hoş bulduk. Böyle şöyle hızlıca bir o zaman sizden de dinleyelim kısa kısa. Burası müzemizin ilk vitrini. Arkeoloji bölümünün ilk vitrini. Tunceli'nin eski tarihi ile başlıyoruz müzede. Çakma taşından yapılmış aletler yer almakta. Milattan önce 500 dediniz galiba, değil mi? Obsidyen taşının yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Obsidyen. Obsidyen, evet, volkanik kökenli. Volkanik. Cam taşı da deniliyor buna. Çünkü şey daha keskin ve sert bir yapısı var. Alet yapımına çok daha uygun. Biz şu anda buradayız. Tunceli'nin merkezi. Sabahleyin yola çıkarken söylemiştim. Plümür'e gitmeyi çok istiyordum diye ama zamandan dolayı yetiştiremiyorum. Plümür bu taraftaydı. Kuzeyde kalıyor. Aynen, kuzeyde. Zaten kuzeyi doğuya doğru gittikçe yükselti artıyor. İklim biraz daha sert bir şeyi kazanıyor. Karakter. Bu taraf Mercan Dağları. Ovacık, işte benim şu anda yolumun gidecek olan yer Ovacık. Burası. Şuradan Ovacık'a çıkacağım. Burada Hozat var. Çemişgezek dediğimiz yer şurasıydı. Ben Hozat üzerinden muhtemelen geleceğim buraya. Perte'ye. Hozat'tan Perte'ye geçiyorsunuz. Perte'den tekrardan Tunceli merkeze doğru gelebiliyorsunuz. Aynen. Ben oradan gelmeyeceğim. Ben Perte'den Elazığ'a doğru devam edeceğim. Şurası da Hazar Gölü galiba. Etrafından nehirler akıyor. Akarsular birleşiyorlar. Fırat oluyor. Hani bir taraftan Karasu, bir taraftan Murat gelip birleşiyor burada baraj olmadan önce. Yine doğusunda Bingöl sınırını belirleyen Periçay'ı geliyor. Periçay'ı geliyor. O da büyük bir akarsu. Ovacık'tan doğan Munzur Nehri geliyor. Plümür'den gelen Plümür Çayı gelip birleşiyor merkezde. Bunlar da gelip burada Murat Nehri ile birleşiyorlar. Plümür'den gelen çayla Ovacık'tan gelen nehrin şu merkezi bir ismi ben, vardı. Az azıcık bir isim Murat Bey söylemişti. Evet. Jara Golaçeto denilen bir yer var. Orası ziyaret, kutsallık addedilmiş aynı zamanda. Zazıcı'da iki suyun birleştiği yer, evet, anlamına geliyormuş. Kardeşlik, yani aslında hani yöre insanı tarafından birbirine küs olan insanlar gidip orada barışırlar. Çünkü orada iki tane nehrin birleşmesi, yani kardeşliğin bir simgesi gibi kutsallık addedilmiş. Çok güzel. Öyle bir şeysi de var, hikayesi. Doğaya bu tarz böyle tatlı şeyler de katınca yaşamsal anlamda o da ekstra ayrı bir
güzellik katıyor. Burada zaten şey, göre insanlar tarafından doğa çok sevilir. Doğa yansıma zarar verilmez. Doğada yaşayan bütün canlılar önemlidir onlar için. Yani benimsemişler, kendilerini doğanın bir parçası olarak görüyor göre insanı. Evet. Tapınak alanı, işte 1968 yılında Keban Barajı yapılmadan önce baraj sahası içerisinde kurtarma kazıları yapılıyor. Bulur dediğimiz Söğük'te yapılan kazılarda da bir tapınak içerisinde bu kutsal ocaklara rastlanılıyor. Özel bir tapınım alanı içerisinde bulunuyor. Bu da o köyün inanç sistemi hakkında bize bilgi veriyor. Yani bu koreografide arkada duran yüzün Tanrı'yı betimlediği, önde duranların ise ya Tanrı'nın ailesi ya da o dönem içerisinde yaşayan çekirdek aileyi gösteriyor. Hı-hı. Mesela anne, baba ve çocuklar. Yani aslında çekirdek ailenin kutsiyetini de vurguluyor. Çekirdek aile üretimin, bereketin simgesidir. Aslında Anadolu'da da günümüzde hala böyledir. Evet, evet. Çekirdek aile kutsaldır. Bahsettiğim köyün bir kesik planı bu. Etrafındaki yerler ne için kullanılıyor? Yeni böyle mekanlar, köy, bir köy gibi düşünelim. Ha, anladım. Konut gibi düşünelim. Anladım. O da köyü, tapınağı. Küçük elvan figürünleri. Artı evet. Dönemine ait bir vitrin. Doğu Roma'nın biraz gerilediği dönem içerisinde bakır para. Hani gümüş gördüğümüz zaman ekonominin daha iyi olduğunu tespitinde bulunabiliriz. Altın görecek miyiz? Altın da, yani bir tane altın paramız var. O da biliyorsunuz Osmanlı dönemine ait ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde darp edilmiş. Kanuni dönemi her açıdan çok güçlü. Yani parasal yönden, siyasi olarak, ekonomik olarak her şekilde. O yüzden o altın para da doğalında Kanuni döneminde Diyarbakır'da darp edilmiş. İstanbul arkeoloji müzeleri tabii bize hediye ettiler onu. Bu bölgeden değil. Sadece koleksiyonlarımız biraz daha zengin görüksün diye. Anladım. Yani bizim bölgemizde çok altın yok. Çeşitli endemik türler var. Onların bir replikaları ya da canlı örnekleri var. Bu harman makinesi. Bir de Tunceli'de çok fazla var değil mi? Evet, yani endemik anlamda da. Anadolu endemiği yaklaşık 300'e yakın. Muzur endemiği de 100'e yaklaştı sanırım. Yapılan son tespitlerle. Evet. Çengel boynuzu daha kez. Boynuz kısmı dönüyor çengel gibi. Dağ sarımsağı coğrafi işaretli. Ya bu dağ sarımsağına duydum bayağı sağlıklı diye geçiyor. Sadece bölgede yetişiyor. Bu zamanda bulunma şansı var mı? Şu an değildi. Belki marketlerde falan bulabilirsiniz. Ama şu an zamanı geçti. Dağ sarımsağı toplama bayağı zamanı geçti. Değil. Zaten koruma altında olan bir tür. Öyle mi? Toplatmıyorlar mı? Evet, kontrollü toplanıyor. Yoksa hani şey olabilir, zarar görebilir bu endemik tür. Evet. Bir de işte Mayıs ayında ya da ilkbaharın ortalarına doğru yetişen ışkın var. Işkın. Evet, ışkın deniliyor. Böyle ekşimsi bir tadı oluyor. Yenebiliyor aynı zamanda. Tabii tabii yeniliyor. Muz gibi böyle soyuluyor. Ha. Yani bilmediğimiz ne kadar fazla şey var yani. Bilmediğim de yenebilenlerden de bilmediğimiz çok var. Ve inanç da çok eskiden gelen kültürü çok fazla etkileyen şeylerden bir tanesi olduğu için burada inanç kısmı da var. Aleviliğin ne olduğu ve inancının neyi içerdiğiyle alakalı. Torap'ta dört kapı kırmakam inancının açıklaması var. Şu güzel, böyle odalar var. Odaya girdiğinde mesela bu oda ne? Bu Alevilikle alakalı olan şey galiba değil mi? Evet, inanç kültürünün anlatıldığı ibadetleri yani aslında. İbadetler, evet. İnanç kültürü içerisinde yürütüğü yerler, ibadetler. Böyle belgesel filmlerle yine arka tarafa döndüğümüz zaman yine bu inanç kültürü içerisinde yapılan bir ritüel, sabah güneşine karşı dua etme. İşte yaşlılarımız sabah erken kalktıkları zaman güneşe karşı dua ederler. O günün daha bereketli geçmesi için sabah duası deriz, güneş duası deriz. Bu şekilde onun bir yansıması var. Ya Muhammed'in güneşi diye giriyor mesela. Güneş Muhammed'in nurudur, yüzüdür aslında. Güneşe karşı dua etme Orta Asya'dan gelen bir şamanizm etkisi diyebiliriz. Yani bir tarafta şamanizm de görebiliriz, bir tarafta da zerdüştlükten gelen şeyleri de görebiliriz. Harmanlanmış, aynı kutuda etkilenmiş bir inanç sistemine dönüşmüş gibi bir şey. Aynen mesela. Ateşin kutsallığı, ateşin kutsal olması mesela zerdüştlükle bağlantılı olabilir. Bu bir taraftan da
sabah güneşine karşı doğal şamanizm kültüründen, gök tanrı Tengri'den gelen bir eklektiktir. Yani harmanlanmış aslında. Burada senin dualar falan var. Cem törenlerinde okunan dualar, hikmetler. Baya güzel olmuş aslında, hani bütün bu kültürünü, inancını, her şeyini yapılan bir... Konsept olarak çok geniş bir müze. Yani müzeyi, dışarıdan gelen bir misafirimiz müzeyi gezdiği zaman kentin bütün tarihine, kültüre, inancına hakim olarak çıkabiliyor dışarı. Yani burada Munzur Baba, Düzgün Baba, ziyaretgahlar işte. Aynen, bu. Sultan Hıdır. Bunları da biraz böyle yolda, yani, motorda giderken bahsedeceğim sizlere. Artık yavaştan sonlarına mı geliyoruz? Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Odasını. Ocak. Alevi ocakları. Bu şey gibi yani nasıl ocaklar, el verilerek giden bir... soyundan geldiği inanılan ya da belgelenmiş ocaklar işte Hasan Hüseyin'in soyundan geliyorlar. Bu ocaklar. O yüzden bunlara kutsallık addedilmiştir. Bu ocak sahipleri dedelik yaparlar. Dede deniliyor değil mi? Dede soyu aslında. Bu bölgede oldukça yaygındır. Onlara verilen şecereler var. Soy listesi. Şunu da müze gezmeyi severim ama böyle tamam, fazla hızlı. Evet. Ya böyle çünkü yola çıkacağım ben, tahminimden her zamanki gibi geç kaldım. Son odasına geliyoruz. Şimdi burada cam töreni içerisinde semah ritüeli anlatılmış. Öyle bir canlandırmamız var. Alevilerin semahı. İşte dede, zakir. Yani o sırada çalgı şey yapana zakir tabii, deniyor. Tabii çalan kişiye zakir denilir. Ellerde kına... Ellerde kınaklar var. Yani özel olarak amcam törenin için değil de denk gelmiş, öyle yansıtılmış işte diyebiliriz. Şuradaki abimizin elindeki şeylerin bir özelliği var mı sizce? Nerede? Elinde süpürge var mı? Evet, o aslında temsili olarak süpürgecidir. Cam töreninde yer alan 12 görevliden biridir. Temsili olarak temizliği, haklığı simgeler cam töreninin içerisinde. Simgesel olarak. Çünkü buraya konulduysa bir kesin bir şeyi vardır. Bir şeyi teşkil ediyorlar yani. Burada da gerçek hali var, semah galiba değil mi? Belgeselimiz var cam töreninin gerçek hali. Cam töreni. Burası da taş eserler salonumuz. Şimdi yolda giderken de ben bolca göreceğim değil mi? Murat Bey de bahsetmişti. Türkiye'nin her yerinde görebilirsiniz bütün mezarlık alanlarında. Sayısal olarak Türkiye'de en fazla Tunceli bölgesinde var bu mezar taşları. Figüratif mezar taşları. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen bir gelenek. Tunceli'de hala yaşatılıyor. Üzerinde iyi bir binici olduğu, yiğit bir insan olduğunu gösteriyor. Yani dediğim gibi bu mezar taşları üzerinde bulunan bezen motifleri ölen kişinin toplumsal statüsü, mesleği, kültürü, cinsiyeti hakkında bize bilgi veriyor. Demiştik, bu gelenek çok eski. Orta Asya'dan gelen binlerce yıllık bir gelenek ama Tunceli'de son 304 yıllık bir kültür halkasını temsil ediyor. Hani bir anda böyle 300-500 yıl öncesinde Tunceli bölgesinde bu mezar taşları bir anda bir moda haline geliyor. Hala bölgede arazi çalışmalarımız devam ediyor. Belki rastlarız ama şu anda en erken örneği günümüzden yaklaşık 300-400 ya da 500 yıl öncesine kadar gidiyor. Yani yaklaşık 2500 yıl öncesine kadar giden bir eski bir gelenek. Orta Asya'dan Anadolu'ya beylikler döneminde getirilmiş ve Tunceli'de hala yaşatılıyor. Şu anda hala güncel olarak yapan insanlar var. Evet. Yani 300-400 yıl içerisinde kesintisiz bir şekilde devam etmiş bir gelenek Tunceli bölgesinde. Hani figüratif heykel biçimli mezar taşları. Bu biraz da ben hani yaptığımız araştırmalarda aslında inanç kültürünün heykel sanatına verdiği bir özgürlük alanından kaynaklı devam ediyor bu çok gelenek. Evet. Hıdırdımlı Çemişgezik yolu yapılıyor. O zaman ne zaman? 19 Ağustos 1960 değil mi? 1960. 1960 evet. O zaman yapılıyormuş demek ki. O zaman da yapılıyor. Şu an yeni tamamlandı. Hehehehe
Biz oradan getirdik sizi. Olmuş. Çok iyiymiş. Cemal Süreyya da ilerideydi ama onun şey hayatıyla ilgili zaten bolca bilgiye sahip olduğumuz için. Her yerde var. Türkan Şoray Romeo'sunu buldu. Köyden bir kız sevdim adlı filmi bugüne kadar. Şimdi böyle eskiye baktığında o zamanlar için daha da bir değişik aslında oluyor çok, değil mi? Aslında çok farklı bir sürü vardı bende arşivde böyle gazeteler. İçerisinde çok komik şeyler de vardı. Hmm. Bazılarını da tabii koyamadık hani dedik böyle hı-hı, şey tartışma yaratır diye. Oldukça komik şeyler vardı. Şimdi müzeden ayrıldım. Ovacık yoluna giriyorum. Ben şu yoldan geldim merkez. Şuradan direkt Ovacık'a doğru giden yola giriyormuş. Yolu takip edeceğim tamam. Şurada bu arada ben orayı göstermek istiyordum da eski merkezin olduğu yerde bir kadın kooperatifi kafe, restoran tarzı bir şey yapılmış durumda. Tamamen kadınlar işletiyor. Ve yöresel yiyecekleri sunuyorlar, ikram ediyorlar. Gayet de lezzetliydi, gelmiştim oraya. Orada bir kahvaltı yapıp hem size gösterip hem kahvaltı yapıp öyle yola çıkmayı düşünüyordum ama sabahleyin işte o benim çantalarım su almış olma felaketiyle güne başlayınca çok vaktimi aldı. Dolayısıyla pek ona vaktim olmadı. Kahvaltı da yapmadım şu anda, saat 3. Her zamanki gibi. Erken bile çıksam ben bir yere erken yola başlayamıyorum demek ki. Ama iyi oldu. Fırat Kalkınma Ajansı'na girdim. Fırat'ı keşfet diye hazırladığı böyle kitapçıklar var. Efsaneler içeren mitolojik diyebileceğimiz hikayeler var. İnternette bunları bulmak çok kolay olmuyor. Her yerde bulamıyorsun ama araştırılarak doğru kaynaklardan bulunan hikayeler olduğunda çok güzel oluyor. Onlar da toplamışlar. Yolda birazcık bakar bakar size onları anlatırım yolda giderken de. Böyle Munzur Irmağı boyunca devam edeceğiz. Onu takip ederek gideceğimiz bir yol olacak. Bu Munzur Vadisi Milli Park'a dönüştürülmüş durumda. Aynı zamanda girmiş bulunuyoruz. Burası hem tanıtım merkezi hem de Cafe Merlot'tu. Cafe Merlot beni takip ediyormuş sahibi. Beyefendi karşılaşmıştık. Yeri söyledi, dedi ben de açım burada bari bir şeyler yiyeyim diye. Geldim, kolay gelsin. Bu bölge ve işte özellikle Tunceli benim tahminimden çok çok daha güzel ve çok çok daha güzel korunmuş yerler. Çok uygun olmayan bir dönemde buradayım aslında. Şimdi yine Karadeniz'e vesaire dolaşırken bir sonbaharın renklerini görebiliyorduk her çeşidini. Fakat şu anda tamamen ağaçlar da yaprak bile kalmamış. Renk skalası da artık düşmüş vaziyette. Fakat bahar ve yaz döneminde buralar gerçekten çok güzel oluyor. Bazı fotoğraflarına da baktım, araştırmasını da yaptım falan. Ondan dolayı da biliyorum. Çok güzel bir coğrafya. Buraların baksana mesela oradan su akıyor. Ki şu dönemde en bitik olduğu dönemler şu anda. Buraların ziyaret etmek için en güzel zaman dilimi Nisan Mayıs ayı deniyor. Mayıs ayında buraya geldiğinde çok çok daha farklı, çok çok daha güzel, dehşetengiz manzaralar görülecek yerler. Şu an bile çok güzel. Ben her haliyle mutlu olabilirim ama yani sağlık meselesi, ben sağlığa da çok fazla şey yapmıyorum. Benim o anlamda eşik değerim de yüksektir. Her zaman için zor coğrafyalarda, zor şartlar altında yolculuk yaptığım için ben ona birazcık daha bağışıklık kazandım ve her koşulda da keyif alıyorum. Fakat gördüğüm manzaraların bir tık daha güzel, daha keyif verici ve aynı zamanda şundan dolayı daha çok aslında. Şimdiye kadar yapılmamış bir içerik yapıyorum ve belgesel niteliğinde, bir rehber niteliğinde bir şey oluyor. Dolayısıyla aslında herkes için de en güzel zamanları, en güzel
manzaraları göstermek istiyorum. Dolayısıyla böyle aklımda birazcık rotayı birazcık değiştirmek gibi bir düşünce de oluşuyor. Çünkü buraların şöyle tamamen yemyeşil falan olduğunu düşün. Yani. Tek şeyim, insanların çok fazla yoğun olduğu dönemde gelmek istemiyorum ama o zaman da insanların en yoğun olduğu dönem aslında. Ovacık bu tarafa. Muzur Gözü'dür, 60 km Ovacık 45. Bu Tunceli biliyorsunuz ki bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar hep üzücü haberlerle duyduğumuz bir yerdi. Dolayısıyla insanların aklında birazcık böyle, şimdi ben buraya Tunceli'ye doğru gideceğim dediğim zaman Instagram'dan da çok fazla yazan oldu. İşte dikkat et oralarda vesaire diye. Ama şu anda tamamen aslında temizlenmiş durumda ve benim içimde hiçbir şekilde acaba mı ki sorusu yok, açıkça söyleyeyim yani. Karşına bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir, o da hayat yani sonuçta. O gözle bakıyorum ben. Dolayısıyla hani aldığım bilgilere de dayanarak söylüyorum bunu. Şu anda zaten her yerde kontrol noktası var, güvenlik sağlanıyor. Tek şey, çok fazla kontrol altında tutulduğu için mesela her yerde drone uçuruyor, biliyor durumda olmayacağım. Belki de hiç drone görüntüsü çekemeyeceğim buradan şu an için. Ama burasıyla alakalı dediğim gibi tekrardan birazcık böyle bir ay kadar bir bekleyebilirsem buralara tekrar geldiğimde buraların yeşil halini de görmek isterim gerçekten ben. En güzel döneminde. Bakalım, belki tekrardan geliriz buralara. Şuraya bakar mısın ya? Suyun yanından gidiyorsun. Çok hoş. Tabii ben üşüyorum bu arada. Şu anda hava muhtemelen 5 derecenin altında. Biraz saatle de alakalı olarak 5 derecenin altında. Bu arada sürekli böyle yaban hayvan çıkabilir tabelaları var. Onun da bir nedeni, şimdi ben şimdiye kadar bu kadar fazla yabani hayvan çıkabilir tabelasını görmedim. Onun da şöyle bir güzelliği var. Bak, onu gerçekten paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü bu bilgileri aldığım zaman da aşırı derecede mutlu oldum. Çok sevindim gerçekten. Şimdi Tunceli'de burada yaygın olan inanç daha fazla Alevilik, bildiğiniz üzere. Burada yerler kaygan. Alevilik. Dolayısıyla Aleviliğin burada en böyle hani bozulmamış haliyle aslında yaşandığı yerlerden biri. Ve Alevilikte şöyle bir şey var. Hayvan Alevilikte çok önemlidir, çok kutsaldır. Özellikle belki yolda görürüz, henüz görmedik ama dağ keçisi. Ha, bak şuralarda şeyler var. Bu dağ keçisi mesela özellikle çok önemlidir onlar için. Diğer hayvanların da hepsi çok güzel bir şekilde korunuyor. Bundan dolayı bu inanç... Bu inanç katmanıyla da birleştiğinde aşırı derecede güzel bir farkındalık çıkıyor. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bundan dolayıdır ki işte avcılığa vesaire izin verilmiyor burada mesela asla. Hatta bugün Murat Bey'le konuşurken söyledi. Geçenlerde birileri yakalanmış. 300 bin lira üzerinde bir ceza kesilmiş mesela avcılık yapmak isteyenlere. Doğal yaşam ve vahşi yaşam ile doğada yaşayan insanlar iç içe yaşıyor. Çok hoş, çok güzel bir şey. Gerçekten çok değerli bir şey. Bundan dolayıdır ki her an hayvan bir yerden çıkabilir. Bir yerden bir selam verebilir sana. Böyle bir güzellikle beraber yolculuk yapıyorsun yani buralarda. Öyle Munzur Nehri kenarından sürmeye devam ediyoruz. Soğuk. Çok soğuk ama çok güzel. Of, çok havalı be. Helal be, koruyun. Askerimiz, canımız. Bu arada bu bölgede rafting yapılacak en güzel yerler. Rim başında burası geliyor. Ovacık. Munzur Irmağı'nda. Munzur Nehri'nde yapılan rafting çok keyifli oluyormuş.
Hiç rafting yapmadım şimdiye kadar. Bir gün nasip olur bakalım. Köyümsü bir yer. Ne bu? Koca Sarı Türbesi'ne gider diyor. Öğücük ilçesine. Köyün ismini göremedim. Burada hava efsane soğudu. Ha, şu yol nereye gidiyor acaba? Karlı dağlara gidiyor resmen. Çakarlı market diyorsa muhtemelen. Ağzını kırayım. Şiş. İnanamıyorum ya. Millet bu kadar olamaz ya. Hadi bakalım. Ovacığa 20 kilometre. Ha gayret. Küçük küçük. Bal var. Bence bu. Oh! Şerefsiz nasıl koştu bir anda. Arkadan da araba deli gibi geliyor. Uzunlarını yakmış yakmış geliyordu. Vallahi arabaya çarpıyordu salak. Onların bu fütursuzluğu ne olacak ya? Havanın soğukluğunu anlayabiliyor musunuz şimdi? Hem de akşam vakti şu anda. Abo, ben burada mı geçeceğim? Ay, içim daha görünce daha da soğudu şu an. Beş evler. Manzaraya bak, çok güzel. Kaç rakıma çıktık la biz? Bayağı çıktık ha. Bayağı hissediyorum çünkü çıktığımızı. Güney Konak. Haydi bakalım, hayırlısı gördük gene karlı dağları. Üşüyorum. Üşüyorum. Aa, çok güzel. Şu yoldan gitmek isterdim. Aa, ovacığa geldik. Girdik ovacığa. Muzur Baba Cemevi.